Ne anlatıyordun? Ha, iş. Tamam, devam ediyorum. Merhaba, ben Rabia, Göçebe Öğretmen YouTube kanalından. Herkese sevgiler. Bugün çok uzaklardan, Avustralya'dan konuğum var. Barış. Yaklaşık 2 senedir, hatta az önce konuştuk. Yarın tam 2 sene olacakmış orada geçirdiği süre. Bize oradaki deneyimlerinden bahsedecek. Şimdi sözü ben Barış'a veriyorum. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk Rabia. Merhabalar. Öncelikle merhaba. Çok teşekkür ederim beni kanalına davet ettiğin için. Kimdir Barış? Ne yapıyor? Ne işi var Avustralya'dan? Ya Barış kimdir? Ya şimdi aslında buraya neden geldiğimi, nasıl geldiğimi anlatırsam bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ben Türkiye'de turizm okudum. Turizm otelcilik okudum ama asıl hedefim hep turizm rehberlik yapmaktı. Burada Bolu'da okudum. Yani böyle turizm hedefi olup Antalya'da, İzmir'de falan değil de Bolu'da okuyan birisi var karşınızda şu anda. Zeytin Rock Festivali vardı. Belki duymuşsunuzdur. Balıkesir'de oluyor, Zeytinli'de oluyor. Buraya geliş hikayem aslında tam olarak orada başlıyor. Bir Karadeniz turundaydım ve festival olduğunu öğrendim. Karadeniz turumu bitirdikten sonra direkt hemen Zeytin Rock Festivali'ne geldim ve orada tanıştığım bir ortam, bir arkadaş ortamı vardı. O arkadaşlarımdan bir tanesi Avustralya'dan bir hafta önce gelmişti. Aslında bütün hikaye burada başlıyor bendeki. Neden bilmiyorum. O an artık nasıl psikolojideydim. Ama şey demişti bana. Ya oğlum demişti. Çok güzel oralar ya demişti. O an kitabın psikolojim nasıldı bilmiyorum. Bana şey demişti. Ben oraya gittim, bir matbaada iş buldum demişti. Hiç yani böyle şeylere gerek yok demişti. Ben bir haftada kendi evime çıktım. Kendi arabamı aldım demişti. E tabii o zamanlar ben de üniversite birinci sınıftaydım. Şey oldu böyle. Nasıl ya bir haftada ev, araba falan böyle. Nasıl evine çıktı falan olmuştum böyle. Ben orada kendime böyle bir hedef koymuştum. Yani Avustralya aslında böyle çok mantıklı bir karar değildi ama ben böyle hayatımda hep küçük, gerçi Avustralya pek de küçük bir hedef değil ama yani bir hedefler koymayı çok severim. Avustralya'ya gideceğim demiştim ve hep internetten araştırmaya başladım, şey yapmaya başladım. Daha sonradan yurt dışında dil eğitimi için gidip de çalışma izni veren nadir yerlerden bir tanesi, hatta bildiğim kadarıyla tek yer, tam olarak emin değilim bu konuda, dil eğitimiyle gelenler için. Burası olduğunu falan öğrendim. Dedim ben oraya gideceğim. İşte şey yaparım. Dilimi öğrenirim. Kendimi geliştiririm. Tabii o zamanlar bu kadar zor olduğunu bilmiyordum böyle şeylerin. 9 aylık bir kurs aldım ve aklımda da şey vardı. 9 ay giderim. Geldiğimde artık ana dilim gibi İngilizcem olur falan diye bir beklentiyle geldim buraya ama öyle olmadı. Yani Barış, kısaca özetlemek gerekirse budur. 28 yaşındayım. Bu kadar. Barış, şimdi o Zeytin Rock Festivali'nde o tanıştığın kişinin sana böyle Avustralya'yı bir anda aklına sokmasıyla sen böyle kafanda böyle bir şey oluştu. Bir Avustralya fikri oluştu. Peki bu fikir oluştuktan sonra sen bunu gerçekleştirmek için nasıl bir adım attın? Hani o süreci merak ediyorum ben. Hemen o 9 aylık dil kursuna yazılman kolay oldu mu? Nasıl buldun? Bununla alakalı hani biraz maddi olarak seni zorlayan şeyler oldu mu? Hani biraz da bunlardan bahsedersen memnun olurum. Ya şimdi şöyle, bu süreç böyle bam diye olmadı tabii ki de. Ben üniversite birinci sınıftaydım. Üniversiteyi bitirdikten sonra geldim ben buraya. Üniversiteyi bitirdikten bir yıl sonra askerliğimi falan yaptım da geldim. Yani bu da demek oluyor ki hemen hemen 4 yıl sonra bu hedefi koyduktan sonra, kendime en azından bunu düşündükten 4 yıl sonra buraya gelebildim. Maddi anlamda tabii ki de ailemin de bir desteği oldu. Benim de bir çalışma şeyim oldu. Zaten üniversite hayatım boyunca hep çalışmıştım. Birazcık fazla para vererek geldim buraya. Normal Avustralya'ya gelen dil öğretimiyle, dil için gelen insanlardan birazcık fazla para verdim. Bu konu beni çok rahatsız ediyordu buraya gelmeden önce açıkçası ama buraya geldikten sonra aslında çok çok ucuz bir okula kayıt olduğumu fark ettim. Çünkü benim aldığım okulun içerisinde konaklamam, dil eğitimim, konaklamam, sabah kahvaltım ve akşam yemeğim de vardı. Yani cebimde gelirken getirdiğim para benim için sadece işte transport olarak, yani ulaşım olarak kullanabileceğim bir paraydı. Yani bu sadece bana yeterliydi.
O yüzden burada konaklamanın, bir oda tutmanın veya bir ev kiralamanın bu kadar yüksek olduğunu görünce o zaman anladım aslında hani ne kadar az ödemişim, ne kadar cüzi miktarlara geldiğimi. Burada söyleyebilirim istersen ne kadar ücretlere geldiğimi de. Tabii yani daha iyi olur. İnsanları hani daha güzel yönlendirmiş olur. Çünkü böyle ortada çok fazla konuda bilgi kirliliği de var. Çok fazla şirket var. Çok fazla para dönüyor. En azından sen senin deneyimine göre verdiğin bu 9 aylık süreçteki net o ücreti söylersen güzel olur tabii. Ben o şeyi unuttuk. Sen hangi şehirdesin? Onu söylemedik. Şimdi Avustralya. Aa, evet değil mi? Ya? Avustralya hani... Yani Avustralya mı? Neredesin? Hani bunun neresi için konuşuyoruz? Bunu da söylersen sevinirim. Ben Avustralya'nın 3. büyük şehrindeyim. Herkes Avustralya'yı Sydney ve Melbourne'den ibaret sanıyor tabii. Brisbane adını ne kadar duyduklarını bilmiyorum ama ben Brisbane şehrindeyim. Burayı seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de Türklerin diğer şehirlere göre daha az oluşu ve dilimi daha hızlı geliştirebileceğimi düşünmemdi. Nitekim sanırım öyle de oldu. Öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Okulun adını vermeden söylemek gerekirse o zaman 15 bin Amerikan doları vererek gelmiştim buraya. Bunun içerisinde konaklamam vardı. Sabah kahvaltım ve akşam yemeğim içerisinde tabii ki de okul da vardı. Okulda full time ne deniliyordu ona? Yoğun öğretim. Yoğunlaştırılmış. Alarak geldim. Aynen yoğunlaştırılmış öğretim alarak geldim buraya. Yani hemen hemen günümün yarısı burada geçiyordu. Uçak biletimi ben çok pahalıya aldım. Çünkü uçmadan son 3-4 gün önce aldım. Hatta o kadar çok para verdim ki Dubai'ye aktarmasında beni business class yaptılar. Yani acıdılar herhalde. Avustralya tamam ülke çok güzel ama yani ulaşım gerçekten çok zor. Türkiye'den buraya geliyorsanız da. Ben 38 saate falan geldim mesela uçakla. Sen şöyle bir şey söyledin başlarken. O 9 ay bana yeter. Ben o 9 ayın sonunda İngilizcemin çok iyi bir seviyeye gelebileceğini düşünüyordum dedin. Demek ki burada bir şey olmuş. O aradaki hikayeyi merak ettim. Bir dil öğrenmek, özellikle Türkçeden bir dil öğrenmek gerçekten çok zormuş. Onu öğrendim burada. Çünkü ya bazı insanların kafası gerçekten bu olaya çok yatkın. Hemen bir şey söylendiği zaman direkt hemen anlayabiliyorlar, hemen uygulayabiliyorlar. Ama ben o insanlardan değilim. Yani bir şeyi böyle 50 defa, 100 defa şey yapmak lazım. Ve ben çalışkan birisi de değilim. Yani derslerimi asla çalışmam. Yani bunun da verdiği olaydan kaynaklı dilimi öğrenmem gerçekten çok yavaş ilerledi. İşte 2 yılım doldu benim. Yani bunun zaten bir sonu yok ya. Büyük bir ihtimalle ben burada 4-5 yıl daha kalsam bile hani şey olmayacak o. Yani ben gerçekten konuşabiliyorum diyemeyeceğim. Çünkü aslında Türkçe'de de var bu. İşte bir doktor geldiği zaman kendi mesleğiyle ilgili bir şeyler söylediğinde nasıl anlamıyorsak İngilizce'de de böyle meslek sahiplerinin kullandığı diller olduğu için anlayamıyorsun ve bu insanda şey oluyor böyle. Demek ki bir yerde bir eksik var diyorsun. Hep bir eksik duyuyorsun kendinde ve hiçbir zaman aslında diyemiyorsun yani tamam ben çözdüm mevzuyu falan. Olmuyor yani. En azından ben de. Söylediklerinin hepsine tamamen katılıyorum. Bence İngilizce öyle bir şey. Yani sanki böyle ne kadar konuşursam konuşayım ben de aynı şeyi hissediyorum. Sanki o hiçbir zaman tam olmayacak. Yani benzer hisler bende de var. Peki, söyle. Şeyi çok kıskanıyorum mesela. Buraya gelen işte İspanyolca konuşan arkadaşlarım, özellikle Almanca konuşan veya işte Hollanda'dan gelen, Danca konuşan arkadaşlarım. Bu yeni bir dili öğrenmeyi gerçekten çok hızlı yapıyorlar. Çünkü dilleri benziyor abi yani. Şeyler benziyor. Mesela Almanca konuşan birisi bu ne demek dediğimde şu diyor. Bu Almancası ne demek biliyor musun diyor. Ne diyorum? Aynı şeyin işte sonuna bir tane harf koymuşlar veya Türkçe gibi okunuş şeklini söylüyor bana. Bu mudur yani falan yapıyorum. Gerçekten benziyor diller. Yani gramer farklılıkları tabii vardır ama kelimeler benziyor gerçekten de. O yüzden Türkçeden dil öğrenmek çok zor yani. O yüzden Türkçe öğrenmek de çok zor ayrıca. Tabii. Gerçekten tabii. Çok zor. Peki, şimdi 2 senedir oradasın. Hep aynı şehirde miydin bu arada? Şu an hala başladığın yerde misin? Aynen. Nasıl indiysem hala bu şehirde devam ediyorum. Ben bu şehirden de çok mutluyum. Asla ve asla değiştirmem. Buradan ben hep hani bir yerlere gezmeye gidiyorum. Gezip ama tekrardan aynı olduğum yere geri geliyorum. Ben burayı çok seviyorum. Aşığım buraya yani. Öyle söyleyeyim. Belli. Onu anlıyorum. Peki... genel olarak hani oranın çok pahalı olduğundan da bahsettin bu konuşmanın içerisinde yer verdin. Buna neyi tam olarak kastediyorsun? Neyle kıyaslayıp neye göre çok pahalı?
Şimdi şöyle söyleyeyim, burada konaklamak yani ev kiraları vesaire şeyler gerçekten çok pahalı. Ama bunun yanı sıra asgari gelir de bir o kadar yüksek aslında. Yani burada asgari olarak kazanabileceğiniz minimum, yani legal anlamında söylüyorum bunu, legal olarak kazanabileceğiniz minimum para 19 dolar 50 cent gibi bir şey, saatlik ücret bu. Yani siz burada 10 saat çalıştığınızda hemen hemen 200 dolar gibi para kazanıyorsunuz. Ama mesela benim şu anda konakladığım yere bakarsak eğer, şu anda ben kendi odamdayım ve benim ayrıyetten de kişisel bir banyom, tuvaletim vesairem var. Ben bu oda için 270 dolar para ödüyorum ve bu ev benim değil yani. Bu oda benim sadece. Yani bunu göz önünde bulundurduğum zaman, daha uyguna bulamaz mısınız? Tabii ki de bulabilirsiniz. 100 doları da bulabilirsiniz. Belki 90 doları da bulabilirsiniz insanlarla aynı yurtluk adasını paylaşarak. Ama benim şu anki konumum gerçekten benim için böyle bulunmaz Hint kumaşı derler ya, gerçekten öyle. İşim ve şehrin tam ortasında bulunuyor. İşime rahatlıkla gidiyorum veya işte şehir merkezine gitmek gerekiyorsa buradan hemen otobüste 10 dakika sürüyor veya aracımla 4-5 dakika sürüyor sadece. Her türlü koşula elverişli olduğu için buraya bu parayı vermeye devam edeceğim sana. Şöyle dedim, hani bir günde 200 dolar kazanabiliyorsun. Evet. Odaya verdiğin ücret aylık değil mi? 270. Hayır, burada her şey haftalık. Ha, tamam. Ben bir anda hani o zaman bir günde kirası sıkıyor diye hesap yaptım. Tamam. Ha, tamam. Ama olsun, yine de yani hani günde 200 dolar kazanıyorsun, haftada 270 ise sen zaten, hadi 10 saat çalışmadığını varsaysak, daha az bir olsa 1,5 günde falan çıkartabiliyorsun aslında kiranı. Peki fatura olayları dahil mi buna? Genelde benim kaldığım öyleydi de o yüzden soruyorum. Orada da mı aynı sistem var? Yoksa ekstra bir ödeme yapıyor musun? Ya genelde tuttuğum evleri şey olarak yapıyorum ben, işte içerisinde dahil faturalarla birlikte tutuyorum. Burada da aynı şekilde sadece elektrik faturasını ekstradan ücret ödüyorum. Onu da 3 ayda bir geliyor zaten burada elektrik faturaları. Az önce işinden bahsettin. Hani evinin konumunun işine yakın olduğunu söyledin. Bu durumda benim hem aklıma gelen bir diğer soru, ne yapıyorsun? İşin ne şu an? Şimdi şöyle söyleyeyim. Avustralya'ya gelen her insan hep şunu bekliyor. Ben de bu amaçla geldim buraya. Ben turizm öğrencisiyim. Turizm bitirdim geldim. Ben buraya sektörümde devam etmek için geleceğim. Fakat Avustralya hiç böyle beklenildiği gibi bir ülke değil arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben kebapçıda çalışıyorum bu arada ve benim bir iş arkadaşım vardı. Kendisi avukattı. Diğer iş arkadaşım işte mimardı. Yani hep böyle insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun için sadece Türk olmanıza da gerek yok. Çünkü ülke gerçekten böyle çok fazla gelişmiş bir yer değil. Olur da eğer gelirsiniz göreceksinizdir. Yani şurada şu eksik, burada bu eksik. Yani bunları böyle kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Mesela benim yaşadığım şehir için söylemek gerekirse, akşam saat 5:30'da her yer kapanıyor. Direkt her yer kapalı. Dışarıda yapabileceğin aktivite sayısı direkt böyle işte 1000'den 10'a iniyor falan böyle. Yani ne anlatıyordum? Ha, iş. Tamam, devam ediyorum. Yani o yüzden buraya geldiğinizde çok fazla iş seçme gibi bir lüksünüz olmuyor maalesef. Yani yapılacak, hatta şöyle söyleyeyim, burada doğup büyüyenler için de geçerli bir şey bu. Yani burada full time çalışıyorum diyebilen kişiler gerçekten çok şanslı insanlar. Çünkü buranın insanları da casual çalışıyorlar. Yani işte bir hafta öncesinden arıyorlar, işte sen şu saatlerde diye işte shiftler yazılıyor. Onlar da tamam diyorlar, ona göre geliyorlar vesaire. Yani burada full time olayı birazcık zor bulunuyor maalesef. O yüzden bir iş bulduğunuzda direkt yapışacaksınız. Hatta o bana böyle biraz tokat gibi gelmişti. Buraya indim, işte düzenimi falan kurmaya başladım artık. 6 ay sonra dedim artık ben bir iş bulayım, en azından cebime para girsin. Çünkü amacım hep şey, 9 ay sonra ben geriye döneceğim olarak düşünüyordum ben. İlk bulduğum iş şuydu, bir Türk restoranında bulaşık yıkıyordum. Yani o bulaşığı yıkarken şey diyordum böyle, ben ne yapıyorum ya, ben 15 bin kilometre geldim, bunun için mi geldim falan diyordum ama bana 20 dolar ödüyorlardı yani saatlik şimdi bakıldığı zaman. Öyle 20 doları düşünüp susuyordum, bulaşığımı yıkamaya devam ediyordum diyorsun. Ya böyle bir şey kesinlikle, ben hani
senin haricinde tanıdığım birkaç insan daha var, konuşuyoruz. Sadece Avustralya için değil, bu Amerika'da da böyle. İnsanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ya ta o kadar kilometre uzağa gidiyorsun, ülkeni değiştiriyorsun, gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Bulaşık yıkıyorsun. Hani değer mi gibi ya da böyle bir küçümsemek. Bunun sadece ben bizim milletimizde olduğunu düşünüyorum ne yazık ki. Bir işi yargılama, beğenmeme, garsonsan daha kötü gözle bakma gibi. Aslında hiç hoş olmayan. Ama de bak sen kendin de örnek verdin. Orada hangi meslek grubundan olursa olsun bir yerden bir yere gittiği zaman adam bu işi yapıyor. Çünkü amaç para kazanmak, bir şekilde para kazanıyor. Peki sen o kazandığın parayı, şimdi şu an dönercide çalışıyorum dedin. Evet. Tamam. Neyi merak ediyorum? Yani aynı zamanda dil kursun devam ediyor mu? Peki bu hani aradaki vize olayı ne oldu? Sen orada kalabilmek için ekstra ne yaptın? Hani o 9 ay sonra vize bitmedi mi? Ya şimdi şöyle, aslında buraya geldikten sonra vizeni uzatmak birazcık daha kolay oluyor. Buradaki bir ajentadan, ajentayla konuştum, anlaştım vesaire, işte koşulları gerçekleştirdim ve vizemi tekrardan çıkarttım. Aslında buradayken vize uzatmak çok daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de söylemişlerdi. Çoğu ajentayla görüştüm buraya gelmeden önce. Onlar da söylemişlerdi. Oraya gittiğimde vizeyi uzatmak, sadece burası için değil, Amerika için de konuşmuştum, Kanada için de konuşmuştum. Onlar da aynı şeyi söylemişlerdi. Buraya geldim, dilimin yetersiz olduğunu düşünerek tekrardan bir dil kursuna yazıldım. Aslında bu benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesiydi. Çünkü benim gibi ders çalışmayı sevmeyen bir insan tekrardan dil eğitimi için bir okula yazıldı. Ve ben hep şey alıyordum, 3 kursu satın almıştım. Bir genel İngilizce, bir Cambridge İngilizcesi, bir de başka bir şey daha vardı, hatırlamıyorum. O üçünü almıştım. Hepsinin devamsızlığı böyle son noktadaydı artık ben bitirdiğimde. Yani bir derse daha gitmesem vizem iptal olacaktı falan böyle. Onları da artık şey yapmıştım, online'e çevirmiştim. Korona olmasaydı büyük ihtimalle mesela ben çoktan vizem iptal olmuş, çünkü online'a geçti. Bilgisayarı açtım, işime devam ettim falan. Yani soruna gelecek olursak, vizemi burada yine dil okuluyla uzattım. Benim okulum yeni bitti. İkinci okulum yeni bitti. Ne zaman bitti? 2 hafta önce bitti. Şimdi ben tekrardan bir vizeye başvuracağım. Fakat bu vizem benim artık turist vizesi olarak geçecek. Yani turist vizesine başvuracağım. Bir yıllık bir vizeye başvuracağım. Bu artık ne kadar onaylanır, nasıl olur bilmiyorum. Çünkü Avustralya'yı tamamen artık gezip bitirmek istiyorum. Güzel rotalar var aklımda. Onları tamamlamayı düşünüyorum. Bunları öne sürerek, işte planlarımı ispat ederek bir vizeye başvuracağım. Amacım 6 ay kalmak bu arada. Bir sene başvuracağım ama bir sene çıksa bile büyük ihtimalle 6 ay kalacağım. Yine de büyük konuşmayayım ama yani böyle bir hedefim var. Yani benim buradan anladığım, sen orada daha da uzun süreli yaşamayı düşünmüyorsun. Yok, düşünmüyorum. Ülkeme birazcık daha yakın olacağım yerlere geçmek istiyorum. Mesela Avrupa'ya. Merakımı şeye verdim bu aralar. Son 11 yıldır, 12 yıldır dünyanın en yaşanılabilir şehri olarak seçilen Viyana'ya taşınmayı düşünüyorum. Ama ne güzel. Sonuçta bir hedef bir yerde, bak hani Avustralya'yı düşünmüşsün, 4 sene sonra gerçekleşmiş. Şu an böyle bir şey, yani planını kuruyorsun. Neden olmasın? Ama buna seni iten uzaklık mı, yoksa oradaki, yani şu an içinde bulunduğun bu iş durumundan kaynaklı mı? Yani yoksa yaşadığın şehri seviyorsun, bunu dile getirdin, belli ki hani memnunsun. Yani iki seçenek olabilir. Benim aklıma öyle geliyor. Ya işle alakalı, hani hep böyle mi gidecek? Sabit bir başka bir iş ya da daha ofis işi bulamayacağım düşüncesi olabilir. Ya da çok uzak ya, artık o kadar da uzak olmayayım düşüncesi olabilir. Şimdi şöyle, ilk geldiğimde beni iten şeyler yemek tatlarıydı. Yemek, yani aldığım her şeyin yemeği çok farklı. Yani ilk geldiğimde mesela aldığım Nutella'nın tadının farklı olduğunu gördüm. Böyle. Her şey o kadar farklı ki, yani Türkiye'ye özgü bulabileceği çok çok nadir şeyler var. Birincisi yemek. Benim için çok önemli olan part. Yani önemli olan bir kısım. İkincisi gerçekten çok uzak. 2 yıldır buradayım ve ben ailemi görmeye gidemiyorum. Yani gitmek istesem çok büyük bir sorumluluk haline geliyor. Git gel, örnek vereceğim. İşte 1500 dolara ben uçak biletimi aldım. Orada harcayacağım ücret ve burada çalışmadığım için kaybedeceğim ücret var. Çünkü maaşlar sabit olarak değil, dediğim gibi çalıştığın saat kadar olarak ödendiği için, ya bu sefer
1500 dolar ödüyorum ama ben burada oturup çalışsaydım sallıyorum 1500 dolar kazanacaktım. Otomatik olarak ben 3000 dolar kaybettim. Bir de orada 1000 dolar harcasam 4000 dolar yapıyor. Bunu göz önüne alamıyorsun. Burada kaldığımı düşünüyorum. Evlendiğimi düşünüyorum. Hadi çocuk yaptığımı düşünüyorum. İptalim yani. Ben Türkiye'ye o masrafları ödeyip de nasıl gideceğim diye böyle bir omuzlarım çöküyor artık onu düşünmekten. Bir yana 1,5 saat. En fazla 2 saat. Yani bu bana çok çekici geliyor. Ve deneyimlemek de istiyorum. Daha yaşımız genç. Yani neden olmasın? En kötü olmadı derim. Buraya geri gelirim yani. Ya, belki başka bambaşka bir yere gidersin canım. Yani ama ya burası şey oldu benim için böyle evim oldu. Çok seviyorum ya. Evet, fark ettim. Hani bir şey olmasa buraya gelirim. Ne yapacağını biliyorsun çünkü. Yolu biliyorsun. O önemli. Korona döneminden biraz da bahsedelim. Derslerin online'a dönüştüğünü söyledin. Ama daha önce de biraz konuştuk. Pek bu konuda çok da bir şey hissetmediğinden bahsetmiştim. Şimdi benim bulunduğum eyalet Queensland eyaleti. Queensland eyaletinde aslında koronanın yükselmemiş olmasının en büyük sebebi insanların daha sonra Avustralya için de konuşmak doğru olacaktır. İnsanlar gerçekten inanılmaz takıntılı bu konularda. Mesela televizyonda bir haber çıkıyor. Burada sürekli bir hortum haberleri vardır. Bir fırtına geliyor haberleri vardır ama onu biz böyle çok nadir görürüz veya görmeyiz. Yani o yazı geçtiği an dışarıda insan göremiyorsunuz. Korona çıktı dendiğinde dışarıda kimse yoktu. Ama korona yoktu yani. Queensland'da korona yoktu bu eyalette. Bir restorana gittiğinizde o sosyal mesafeyi korumadığınız zaman mesela hiç şey yapmazlar. Direkt böyle dönüp lütfen hani mesafeyi koruyabilir misiniz falan yaparlar. Yani insanlar ciddi anlamda çok şey yapıyorlar, dikkat ediyorlar. Mesela şu anda da korona yok ama sokakta birkaç kişi böyle maskeli görebilirsiniz. Ama korona yok yani. Yani bu konuda çok şeyler. Sadece Melbourne'de bir sıkıntı oldu. Büyük bir sıkıntı olduğu için açıkçası. Otelden, burada şöyle oluyor bu arada, buranın vatandaşlığı yurt dışından geldiği zaman devlet direkt onu havalimanından alıp bir otele yerleştiriyor. Bu karantina sürecini tamamını otelde bitirmek zorunda kalıyor. Sanırım birisi otelden kaçmıştı bir şekilde. Normalde bütün oteli polisler tutuyor vesaire ama sanırım sigara içeceğim diyerek mi bir şey olmuştu. Emin değilim, yanlış bilgi vermek gibi olmasın. Sanırım oradan kaçmıştı ve Melbourne'de büyük bir korona patladı. Uzun bir süre kimse evden dışarıya çıkamadı. Sadece Melbourne'de böyle bir sıkıntı oldu. Ondan önce Sydney'de bir problem olmuştu ama çok çabuk atlatıldı. Çünkü dediğim gibi insanlar ciddi anlamda dikkat ediyorlar. Ve sokaklarda hemen hemen her mahalleye şey konuldu. İşte korona test yerleri konuldu. Arabanla böyle giriyorsun. Arabanın camından testi yapıyorlar. Ve işte internet üzerinden kontrol edebiliyorsun. Hani böyle şeyler de yapıldığı için herkes işte oradan geçiyorum bir test alayım falan geldi. Yani bu şekilde aslında şey kontrol altında tutabildiler. Bu arada mı testler? Yok. Hiçbirisi ücreti değil. Bu arada sen araba alabildin mi? Ben buraya geldikten 1-2 ay sonra aldım. Tamam. Sonuçta alabiliyor yani. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, işe girdikten 1-2 ay sonra alabildim. Yani bulaşık yıkarken ona insanların beğenmediği ve bakıp bulaşık yıkıyorsun dediğimde bir araba sahibi olabildiğimiz işlerden yine klasik. Ben paramın çoğunu eğlenceye harcıyordum o zamanlar. Çünkü farklı bir yere geldim. Hani burayı gezmek, görmek istiyordum vesaire. Genelde bütün paramı eğlenceye harcıyordum. O yüzden geç aldım yani. Bu geç alınmış haliydi. Evet. Onları tabii bu arada Barış'ın YouTube kanalı var. Oradan da takip edebilir arkadaşlar. Barış'ın eğlenceli dünyasını YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Gerçi ne kadarını paylaşıyor bilemeyeceğim ama paylaştığı kadarını öyle diyelim. Oraya ait şu 2 sene boyunca ya şöyle bir anım var ya çok güzel diyebileceğim, bizimle paylaşabileceğim bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim. YouTube'da da videosunu çekemediğim aslında. Kameramın suyun altında çalışmadığı bir videom var. O yüzden gökyüzünden falan göstermiştim. Benim için unutamayacağım en büyük deneyimlerden bir tanesi oydu aslında. Burada, bu ülkede Cairns diye bir yer var ve burada dünyanın en güzel riflerini bulabileceğiniz bir yer burası. Yani dünyanın en büyük rifleri burada. Hatta uzaydan baktığınızda bile falan gözüküyor. O kadar büyük. Türkiye'nin 1,5 katı kadar büyüklükte.
Şimdi Avustralya dediğimizde gözüne kadar küçük geliyor ama bir kıta olduğunu da unutmayalım burada. Bir buçuk katı kadar büyüklüğünde mercan kayalıkları var. Bu yüzden burası, o bölge dünyanın en iyi mercan kayalıkları konusunda dalış noktası. Oraya dalış yapmıştım. Yani söylenilenler o zamana kadar gerçekten hiçbir şeymiş diyebildim. Orayı gördükten sonra muhteşemdi ya. Gerçekten muhteşemdi. Yani hiç böyle tabii okyanus da olduğunu düşünürsek daldığımızda köpek balıklarını gördük. Benden daha büyük balıklar gördük vesaire. Yani o mercan kayalıklarının içinde yaşayan o balık türlerini görünce o mercan kayalıklarının aslında ne kadar da büyük olduğunu görünce böyle suyun altında donup kalmıştım gerçekten. Bu benim için çok büyük bir deneyim olmuştu. Bir de hemen oranın altında şnorkelle bir gezimiz vardı. Onun kanalıma koyabilmiştim, onu çektim. Şey oldu, artık o kadar çok balık vardı ki daldığımız yerde. O kadar çok balık vardı ki yüzüme, kameraya, her yere çarpıyorlardı. Yani o kadar balığın içinde yüzmek benim için muhteşem bir deneyimdi. Yani genelde aslında deneyimlerim çoğu gezilerle alakalı. Yani böyle beni etkileyen olayların çoğu gezilerle alakalı. Yani şey diyemem mesela, benim başıma şu şu geldi, bu geldi, işte nalet olsun keşke gelmeseydi gibi şeyler diyemem işin açıkçası. Yani genelde gezilerde, benim gezilerde gördüğüm o manzaralar, gördüğüm o şeyler beni çok etkiledi. Çok güzel. Peki bu şans bizi izleyenler için böyle Avustralya'ya gitme niyeti olanlar, bazen ben de yaşıyorum hani ya, keşke bunu bilseydim gitmeden önce diyebileceğim bir şey var mı? Hani bir tavsiye gibi düşün. Hani bunu gerçekten bilinmesi gerekiyormuş diyebileceğim bir şey varsa. Şimdi ilk başta aslında söylediğimiz gibi burada iş anlamında beklenti sağlamadan gelmek lazım. Bu buraya ait en büyük yapmanız gereken şey bence. Bir diğeri, asgari ücret neyse bu onunla çalışacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü eğer ki bir diliniz de yoksa özellikle asgari ücretin altına çalışacaksınızdır. Bunların da yanı sıra, şimdi ben buraya ilk geldiğimde, yani ilk işe gittiğimde o buluş işini yaparken oradaki şef, yani bir zaman bir yandan da o restoranın patronuydu, bana şey demişti. Oğlum bak demişti, Avustralya öyle bir yerdir ki demişti, sen burada ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin demişti. Buradaki tek olay senin bir şeyi gerçekten isteyip istemediğin. Bir yerde altın aramak istiyorsan bile bir tarlayı satın alıp o bölgede altın arayabilirsin. Sana devlet dahil kimse hiçbir şey söylemeyecektir dedi. Bu söylediği şey beni çok etkilemişti. Genelde planlarımı gerçekten de bunun üzerinde kurdum. Yani buraya gelip de şöyle bir şey olmayacak. Ben buraya geldim, Avustralya'dayım. İyi ya tamam, iş yoktur ya. Burası olmasa oraya girerim. İşte orası bana bunu dedi, oradan çıkıp buraya girelim. Yani önce kendinizi sağlam almanız gerekiyor. Bir iş değil, iki iş bulup bir yerde bir sıkıntı olursa maddi anlamda, aslında bu sadece burası içinde geçerli değil. Yani hep planlı yaşamak burada gerçekten hayat kurtaran özellik. Ve burada işsiz kalma olasılığınız da çok çok nadir zaten. Çünkü Uber diye bir şey var burada. Yani en kötü ihtimalle orada işe başlayabilirsin. Çünkü ben de bu şekilde başladım zaten. Önce bulaşık yıkayarak başladım. Ondan sonra Uberist'le tanıştım. Uberist için işte gerekli şeyleri öğrendim. Bir bisikletle başladım. Sonra o bisiklet ve çalışıp restorandan kazandığım parayla kendime araba aldım. O arabayla bu sefer Uberist yapmaya başladım. Yani daha sonradan bir iş buldum ve bir işe gidip ekstra olarak Uberist yapmaya başladım. Yani bu şekilde kendinize bir çalışmak için veya çalışmak için kısıtlama koymazsanız her türlü geçiminizi sağlayabiliyorsunuz. Ama ekstra olarak şunu mutlaka söylemeliyim. Buraya gelen birisi kesinlikle yani şey yapmamalı. Ben işte oraya giderim, okulumun ilk taksisini öderim, sonra ben çalışırım, okulumu öderim, şunu yaparım, bunu yaparım demeyin. Buraya maddi imkanlarınızı sağlayarak gelin bence. Çünkü siz evinizden 15 bin kilometre uzağa geliyorsunuz ve taşıyla, toprağıyla, inanın gökyüzüyle, her şeyiyle bambaşka bir yer burası. Burayı tanımanız için, burada eğlenmeniz için kendinize zaman verin öncelikle. Direkt işe atılmayın bence. Ben yaptığım en güzel şey büyük ihtimalle buydu.
okulumun bütün parasını ödeyerek gelmekti ve konaklamamı ödeyerek gelmekti. Yani 15.000 dolar ödedim ama bu hayatta büyük ihtimalle yaptığım en güzel şey. Çünkü 9 ay boyunca giderim o kadar çok azdı ki benim. Kendime zaman ayırabildim. Eğer burayla ilgili daha fazla bilgi istiyorlarsa da senin de dediğin gibi YouTube kanalım var. Orada buraya nasıl gelinceyi hakkında, öğrenci olarak gelinceyi hakkında bile videolar çektik. Avustralya içerisinde yaptığımız turları veya Avustralya'ya yakın olan ülkelere yaptığımız turları videoya çektik. Kanalımda bunları bulabilirsiniz. Eğer ki daha da fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, kanalımda olmadığını düşündüğünüz bir şeyler varsa ve bunu öğrenmek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya YouTube kanalıma herhangi bir videonun altına yorum atmanız bile yeterli. Ben bütün yorumlara hemen hemen geri dönüş yapıyorum zaten. Göreceğim sizin yorumunuzda. Oradan size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer ben bilmiyorsam da bilen birisini mutlaka bulur. Size geri dönüş yaparım, merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Yardımcı olduğun için, bana bugün, bu kanala bugün vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim asıl beni kanalına çağırdığın için. Senin misafirin olmak ne kadar güzelmiş. İyi, hep beklerim o zaman. Ne diyelim buradan? Bir şey diyelim. O zaman buradan şunu söyleyelim. Rabia'nın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da eğer beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapın. Destek olun. Tabii. Yorum mutlaka. En çok yorum atıp beğendiğim için. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye.